6. sınıflar bir önceki dersimizde kümeler konusunda bir giriş yapmıştık. Bu dersimizde de kümelerde birleşim ve kesişim kümelerini inceleyeceğiz. Öncelikle kesişim kümesi neymiş bakalım. İki veya daha çok kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir. Adı üstünde kesişim kümesi. Yani ortak elemanlardan oluşacak ve kesişim kümesini bu şekilde ters u ifadesiyle veya sembolüyle göstereceğiz. Peki birleşim kümesine bir de onu görelim mi? İki veya daha çok kümenin tüm elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir ve birleşim kümesinin ifadesi de bu şekilde U şeklinde düşünebilirsiniz. U şeklinde bir ifadedir. Peki bunları nasıl aklınızda tutacaksınız? Şimdi kesişim kümesi ne dedik? Ortak elemanlarında oluşacak. Yani kesişim kümesi iki kümesi iki kümeyi bu şekilde Venn şemasıyla gösterdiğimizde tam ortak elemanlar yani şu arada kalan elemanlar olacak. Yani şu şekilde düşünebilirsiniz. Peki birleşim kümesi o neydi? Sembolü bu şekildeydi. Bunu da böyle ikisinin veya birden fazla ikiden fazla da küme olabilir. Neyini olarak düşünebilirsiniz? Birleştiği için bu şekilde bu kocaman o'yu unutmayın. Yani birleşim kümesinde bütün elemanları baz almak zorundayız. Şimdi burada iki adet kümemiz var. Bunlardan biri P kümesi. Birisi R kümesi. P kümesinin elemanları K, M, N, S, T ve Y. R kümesinin elemanları H, K, T, Y ve Z. Şimdi bunları V şemasıyla çizdiğimiz buradaki kümeleri yerleştireceğiz. Yalnız nelere dikkat edeceğiz? Ortak olan elemanları kesişim kümesine yazacağız. Ortak olmayan elemanları da P kümesinde ise P kümesine, R kümesinde ise de R kümesine yazmaya çalışacağız. Şimdi bakalım. K'ya baktım elemanlardan. K her ikisinde de var. Peki başka her ikisinde olan eleman var mı? Evet T var, değil mi? T var. Başka Y var. Bunlar ortak. Bunlar haricinde başka ortak yok. E peki ortak elemanlardan oluşan küme neydi? Kesişim kümesiydi. Dolayısıyla ben bu 3 elemanı nereye yazacağım? Kesişim olan şurayı yazacağım. Neydi onlar? K T pardon ve y'ydi değil mi? Dolayısıyla p kesişim r demiş. Şuraya yazalım onu. Şuradan iptal edelim. P kesişim R kümesini ben yazarken ne yazacağım? K, T ve Y'den oluşan bir kümedir diyeceğim. Peki şimdi ortakları eledik. Artık onları yazdık ikisinin kesişim yerine. Peki P kümesinde başka hangi elemanlar var? M var. O zaman onu sadece P kümesine ait olan yere yazıyorum. N var ve S var bakın. Onlar sadece P kümesine. Ama P kümesinin tamamını gösterecek olursak yine ne var? Bakın K, M yine P kümesi. Yani R kümesini görmezsek aslında P kümesini yazmış olduk. N var, S var t var, y var. Şimdi R kümesine bakalım. R kümesinde neler vardı? K, T, Y vardı. Onları zaten yazmıştık. Bunun haricinde H ve Z var. O zaman R kümesinde yazmış olduk. Dolayısıyla ben P birleşim R kümesine yazarken ne yapacağım? Şöyle küme parantezimi açtım. M N S yani gördüğüm tüm elemanları yazacağım. Burada önemli olan ne peki? Önemli olan şurada kesişim kümesinde mesela bu şekilde baktığınızda K'dan iki adet görüyorsunuz değil mi? Ama bir kümenin içinde bir, de, bir tane aynı elemandan bulunuyordu. Dolayısıyla buraya yazarken birer tane yazdım. Sonra H ve Z yazdım. Yani P birleşim R kümesi M, N, S, K, T, Y, H ve Z'den oluşmuş oldu. Yani şu şekilde bütün elemanlardan oluşmuş oldu. Peki bizden eleman sayılarını istese ne yapardık? Bazen şöyle de istebilir. P kesişim R kümesinin eleman sayısı kaçtır? Kaçmış? 1, 2, 3'müş. Peki P birleşim R'nin eleman sayısı kaçtır diye baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 adet elemanı vardır diyebiliriz. Şimdi bir, bir de Şuna bakalım. Şimdi P'nin eleman sayısı neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. R'nin eleman sayısına bakalım. R kümesinin eleman sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5'ti. Peki P kümesi ile R kümesinin eleman sayısını ben topladığımda birleşim kümesinin eleman sayısı yaptı mı? Bakın 6, 5 daha 11 değil mi? Ama burada P birleşim R8 çıktı. Neden? İşte buradaki kesişim kümesindeki elemanları neden? Birer kere yazdık. O yüzden burada toplam eleman sayıları 11 olduğu halde P birleşim ne çıkmış oldu? 8 çıkmış oldu eleman sayısı. Bu sayfamızda iki adet sorumuz var. İlk sorumuzda bir ven şeması görüyoruz. Ven şemamız 2 adet kümeden oluşmuş. Bu kümeler A kümesi ve B kümesi. Şimdi yukarıda verilen kümelere göre demiş A kesişim B, A birleşim B, A ve B kümelerini bizden istemiş. Şimdi öncelikle A ve B kümelerini biz bir belirleyelim mi? Bakalım A ve B kümelerinde neler varmış. Şimdi B kümesini eğer görmezsek şurası olmasaydı A kümesinde neler olurdu? A, B, C, D ve E olurdu değil mi? Dolayısıyla A kümesi A, B, C, D ve E'den oluşuyor. Yani 5 eleman sayılı bir küme. Peki B kümesine bakalım. B kümesi de A, B, C, F, G ve H'den oluşuyor, değil mi? Dolayısıyla B kümesini de tanımlamış olduk. A, B, C, F, G ve H'den oluşuyor. Şimdi bakalım A kesişim B kümesi diyor. Kesişim neresiydi? Kesişim tam da şurasıydı, değil mi? Bu şekilde gösteriyorduk. Yani Bunların ikisinin de ortak kümeleriydi. O zaman A kesişim B'de ne var? A, B ve C var. Peki birleşim dediğimizde A birleşim B dediğimizde aklımıza ne geliyordu? Şöyle hepsini kapsayan şu şekilde hepsinin elemanlarını yazmak zorunda olduğumuz bir küme olmuş oluyordu. Yani A, B, C... A, B, C tabi buradaki kesişim kümesindeki elemanları birer defa yazıyorduk. A, B, C'yi yazdım. Sonra D, E, F, G ve H de ne olmuş oldu? A birleşim B kümesi olmuş oldu. Bu şekilde gösteriyoruz. Diğer sorumuzda liste biçiminde gösterilmiş iki adet küme var. Yukarıda verilen kümeleri V şemasında göstererek aşağıda istenenlere cevaplayalım demiş. Şimdi bunları bakalım V şemasında gösterirken şu şekilde iki küme çizdim. Şimdi K ve L kümeleri dedim. Peki ortak elemanları var mı? Bakalım. Burada bir 3 var. 3 diğerinde yok. 5 var. Her ikisinde de 7 var. Her ikisinde de 9, 11, 17. Ee, onlar ortak değil. Yani burada ortakları ne yapacağım? Şuradaki kesişim kümesine yazacağım. Yani 5 ve 7 olarak yazdım. Peki sadece K kümesini ben yazsaydım. 5, 7 ve haricinde hangi elemanları yazacaktım. 3 ve 9'u yazacaktım değil mi? O zaman K kümesini de tamamladım. Peki sadece L kümesini yazmış olsaydım 5 ve 7 haricinde 11 ve 17'yi de yazacaktım. Yani V aşamasında bu şekilde göstermiş olduk. O zaman K birleşim L kümesini yazacaksam eğer ben ne yazarım? Birleşim neydi? Kümenin bütün elemanlarını yazıyordum. Yani burada gördüğüm hepsini yazıyordum. Yani 3 9 5 7 11 ve 17 yazmış oldum. Peki K birleşimlerinin eleman sayısı kaçtır dersek? 1, 2, 3, 4, 5, 6 imiş eleman sayısı. Peki K kesişim L kümesi neresiydi? Kesişim şurası oluyordu. Dolayısıyla o da 5 ve... 7'dir diyebiliriz. Peki K kesişimlerinin eleman sayısı kaçtır? 1, 2'dir değil mi? Dolayısıyla bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Bu sayfamızda tamamen sözel bir sorumuz var. Bu soruda kümeleri biz oluşturacağız ve bizden istenenleri bulmaya çalışacağız. Şimdi Ezgi'nin kalem kutusunda kırmızı kalem, kurşun kalem, silgi, cetvel ve kalem tıraş bulunmaktadır diyor. Şimdi Ezgi'nin kalem kutusuna E kümesi diyelim mi neler varmış? Kırmızı kalem, kurşun kalem, silgi, cetvel varmış ve kalem tıraş varmış. Ezgi'nin kalem kutusunda bunlar varmış. E kümesi bu oldu. Şimdi Pelin'in kalem kutusunda ise kurşun kalem, keçeli kalem, silgi, kalem tıraş ve pergel bulunmaktadır diyor. Biz buna P kümesi diyelim. P kümesinde neler varmış? Kurşun, kalem, keçeli, kalem, Silgi, başka ne varmış? Pergel ve kalem tıraş varmış. Bakalım bizden ne istiyor? Ezgi ve Pelin'in kalem kutusu, kalem kutularındaki malzemelerden küme oluşturarak ki oluşturduk, birleşim ve kesişim kümelerini gösterelim demiş. Şimdi E kümesini kırmızı kalem, kurşun kalem, silgi, cetvel ve kalem tıraştan oluşturduk. P kümesi ise kurşun kalem, keçeli kalem, silgi, pergel ve kalem tıraştan oluştu. Peki? E kesişim P kümesi. O halde nelerden oluşur? Şöyle bir kalemimizi değiştirelim. Ortak olanlara bakalım mı? Kesişim kümesi ortak olanlardı. Dolayısıyla kurşun kalem ikisinde de ortak. Silgi ortak ve kalem tıraş ortak. Dolayısıyla E kesişim P kümesinde neler var? Kurşun, kalem, silgi ve kalem tıraş Olmuş oldu. Peki bir de E birleşim P kümesine de bakalım. Bir de birleşim kümesini istemişti bizden. Birleşim kümesinde neler var? Birleşim kümesinde hepsi var değil mi? Dolayısıyla bakalım. Kırmızı kalem. Hepsini yazıyorum gördüğüm. Kurşun kalem. Ama ortak olanları ne yapıyorum? Birer kez yazacağım. Kurşun kalem. Silgi. Cetvel. Kalem. Tıraş. keçeli kalem ve ne kaldı? Son olarak da pergel yazmış oldum. Bu sayfamızda yine bir ven şamalı sorumuz var. Yukarıda verilen kümelere göre yanda istenenleri yazalım demiş. Bakalım burada kümelerimiz verilmiş. Yanda da bu kümelerle ilgili bilgiler istenmiş. Hemen bakalım. E kümesini oluşturalım demiş bize burada. Şimdi D ve F kümelerini kapatırsam eğer. Bakalım E kümesinin elemanları hangileri? E var küçük e, Sonra şöyle içi dolu bir yuvarlak var. G var ve ne var? 2 var. Yani E kümesi 4 elemandan oluşmuş. D kümesine bakalım. Diğerlerini kapattım. D kümesinde bir üçgen var. Şöyle içi dolu. 1 var. E var. F var ve içi dolu bir yuvarlak var. F kümesine baktım. F kümesinde D ve E kümesinin elemanlarını kapattım. Ve geri kalanları yazıyorum yine. F var. Şöyle yine bir yuvarlak var. G var. 3 var. 4 var. Ve ne var? Bir adette şu şekilde bir karemiz var. Elimizden geldiği kadarıyla çizdik. Şimdi bakalım başka neler isteniyor bizden? E birleşim, D birleşim, F kümesi isteniyor. Birleşim neydi? Birleşimde bütün elemanları yazmamız isteniyordu. Dolayısıyla ben burada gördüğüm tüm elemanları ne yapacağım? Buraya birleşim kümesine yazacağım. Üçgen, 1, E, şu yuvarlak, F, 2, G, 3, 4, 5 ve kareden oluşan bir kümeymiş. Hepsinin birleşim kümesi. Peki D kesişim, E kesişim, F diyor. Yani bu üç kümenin kesişimlerini istiyor. Bu üç kümenin kesişimi nedir? Bakın şurası, şurası ve şurası. Hepsinin kesişimi neresi olacak? Sadece şurası olacak. Yani üçünün kesişim kümesinde sadece hangi eleman var? Bu içi dolu yuvarlak eleman var. Peki E kesişim D'ye bakalım diyor. E kesişim D'ye bakalım. E kesişim D'de F'yi kapattım. E D ile E'nin kesişimine bakacağım. Neresi olacak? Şurasıdır değil mi? Onların kesişimleri. Dolayısıyla orada iki eleman var. Bunlardan biri E ve diğeri de şu içi dolu yuvarlak eleman. Peki F birleşim E'nin eleman sayısı diyor. F birleşim E'ye baktım. F birleşim E'nin elemanlarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet elemanı varmış. Toplamda E birleşim F kümesinin. D kesişim F diyor. Hemen D kesişim F'ye bakalım. Şöyle bir yeşil renk alalım şuradan. E, D kesişim F neresi peki? D kümesi şurası. F kümesi şurası. O zaman E'yi kapattım. E'yi kapattığımda ikisinin kesişimleri neresi oldu? Şurası olmuş oldu. Dolayısıyla F ve şu içi dolu yuvarlak ne olmuş oldu? Kesişim kümelerinde olmuş oldu. Zaten bu yuvarlak olan hepsinin ortak kesişiminde olduğu için kesişim kümelerinde de ne olacak? Olacak. Bakın ikisinde de var. Aa pardon bu eleman sayısıymış. E, eleman sayısı Pardon. Eleman sayısı olduğuna göre ne olacak? 2 olmuş olacak. Peki D birleşim E kümesini bizden istemiş. D birleşim E'de F'yi kapatıyorum ve D birleşim E'deki bütün elemanları yazıyorum. Şöyle 1 var. E var. Şu yuvarlak var. F var, G var ve 2 var. Peki E'nin eleman sayısı demiş. Sadece E kümesine bakarsak E kümesinin eleman sayısı kaçtır? 1 2 3 4'tür. Şurada da E kümesini yazmıştık. 1 2 3 4 elemandan oluştuğunu burada da görebiliriz. Bu sayfamızdaki sorumuzda da yine 3 adet küme var. 3 adet küme ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Peki yukarıda verilen kümeleri Venn şemasında göstererek aşağıdaki sorulara doğru veya yanlış cevaplar verelim demiş. Şimdi bunları Venn şemasında göstermeden önce biz bu kümeleri liste biçiminde göstererek hangi elemanlardan oluştuğuna bir bakalım. Şimdi tek rakamlar demiş A kümesi. Tek rakamlar nelerdir? 1, 3, 5, 7 ve 9'dur, değil mi? D kümesi ise çift rakamlardan oluşmuş. Yani 0 da yazalım. 0, 2, 4, 6 ve 8'dir, değil mi? Peki C kümesine bakalım. C kümesi ise 6'dan büyük 12'den küçük doğal sayılar diyor. Yani 7, 8, 9, 10 ve 11'den oluşan bir kümeymiş. Şimdi bakalım. A'nın eleman sayısı 9'dur diyor. A'nın eleman sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5'tir. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. A kesişim B boş kümedir diyor. Şimdi A kesişim B'ye bakalım. Venn şemasında da gösterin demişti zaten. Hemen şuraya bir Venn şeması çizelim. A, B ve C kümeleri. Şimdi burada A ve B kümelerinde ortak eleman var mı? Bakın 1 2 3, pardon 1 3 5 7 9 0 2 4 6 8. Dolayısıyla A kesişim B nedir? A kesişim B boş kümedir. Yani Buradaki ifade doğru. Peki hemen e, elemanları yerleştirmeye çalışalım. Şimdi burada 1, 3, 5, 7 ve 9. C kümesiyle 7 ve 9'lar ortak değil mi? Yani A kesişim C'de ne olacak? 7 ve 9 olacak. Bunun haricinde 1, 3, 5 olacak A kümesinde. Peki B kesişim C'ye bakalım. B kesişim C'de ne var? Sadece... Bakın 8'ler var. Yani şurada 8 olacak. Ve C kümesinin diğer e, kalan bölgesinde ne olacak? 8'i kullandım, 7'yi, 9'u kullandım. 10 ve 11'i kullanacağım. Peki B kümesine ne kaldı? 8 haricinde 0, 2, 4 ve e, pardon, 6 kalmış oldu. Bu şekilde. Şimdi bakalım B kesişim C eleman sayısı 1'dir diyor. B burası. C ise burası. Kesişimlerine bakalım. Kesişimleri burası. Sadece 8 var değil mi eleman olarak? Dolayısıyla ifademiz nedir? Doğrudur. A birleşim B'ye bakalım. A birleşim B 1 3 5 7 9 8 10 ve 11'den oluşmuştur diyor. Hemen A birleşim C'ye baktım. Şunları kapadım. 1 3 5 7 9 8 10 ve 11'den oluşmuş. Evet, bu ifademiz de doğru. Peki 3 elemanıdır B'nin diyor. B'ye bakalım. B kümesi 0, 2, 4, 6, 8'den oluşuyordu zaten. Dolayısıyla 3 elemanıdır B. Yanlış bir ifade olmuş oluyor. Peki B birleşim C'nin eleman sayısı 5'tir diyor. Şimdi A kümesini kapatalım ve B birleşim C'nin eleman sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 elemandan oluşuyor. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifade olmuş oldu. Dersimiz bu kadardır. Umarım ders anlamışsınızdır. Anlamadığınız yerlere sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.